arkadaşlar oyunda dolaşırken garip bir şeye denk geldim ve gelecek olan güncelleme ile ilgili bir bilgi elde etmiş olabilirim yani tamamen tahmine dayanıyor Tabii ki ama size de göstereceğim birazdan arkadaşlar şöyle dolaşıyordum da nerede o şu arşiv kısmından etkinlik nişan arşivi var ya ben buraya bir girdim dedim bakayım bu işte bu sene neler gelmiş falan filan geçen sene neler gelmiş şu nişana denk geldim Dikkat ettiyseniz bu nişan henüz oyuna gelmemiş. Bir sonraki güncellemede gelecek. Şu anda oyunda var olan nişan bu siyah etkinlik nişanı. Ki bu arada e, o konuda sizi bilgilendirmeyi unutmuştum. Onun bilgisini de vereyim. E, şu etkinlik görevlerinden şu görevleri tamamlayarak gayet güzel ödüller alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar benim fikrimce buradan alabileceğiniz en ideal ödüller şu karbonadyum falçını ruhu falan. Ben şahsen karbonadyum alacağım ama sizin hangisine ihtiyacınız varsa onu alın. Yaşam tohumu almanızı tavsiye etmem ama. Diğer ikisi daha güzel ödüller. E, bu, bu etkinliği de değerlendirebilirsiniz yani hazır bahsi geçmişken ona da bahsedeyim dedim e, konuya dönecek olursak arkadaşlar e, dediğim gibi şu anda şu nişan oyunda var ve bu nişan henüz oyuna gelmemiş e, ve arkadaşlar Başına dikkat ettiyseniz kara, kara Tarikat etkinlik görevi nişanı yazıyor bu da arkadaşlar gelecek olan güncelleme ile ilgili bir ipucu olabilir e, onun da bilgisini vereyim yani benim aklıma direkt o geldi <laughs> Belki gelecek güncellemede Kara Tarikat üyelerini bir güncelleme görebiliriz. Peki Kara Tarikat kim? Arkadaşlar zaten bazılarınız aşinadır. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Thanos'un yardakçılarına <laughs> kısaca ee, Kara Tarikat diyorlar. E, yani yardımcıları gibi düşünebilirsiniz. Ki öyle bir grup da var. Hatta şuradan da çıkarabiliriz sanıyorum. Evet şurada Kara Tarikat'ı görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya baktığımız zaman da toplamda 6 üyesi var. Şimdi eğer ki gelecek olan güncelleme gerçekten de kara tarikat üyelerine gelirse burada güncelleme alacak karakterleri görebiliriz. Ee, eğer böyle bir güncelleme gelirse de arkadaşlar benim bu konuda bir iki tahminim var. Bence şöyle bir şey yapabilirler. Ee, Black Swan karakterine yani siyah kuru karakterine kategori 4 getirebilirler. Zaten bu karakteri oyuna getirdiler. Bu geçen aldığımız güncellemede e, bu karakter. Doğal kategori 3 bir karakter ve e, eğer şeyse arkadaşlar hani eğer kategori 4 alırsa da bayağı kasması zor olan bir karakter olacak. Çünkü bu haliyle bile kas, kasması zor ve bayağı da güçlü olacağını tahmin ediyorum ben ve e, bayağı oyunda pvp karakterlerine özellikle sıkıntı çıkaracak. Çünkü bu karakter de pvp karakter. Henüz videosu gelmedi. Şu potansiyelini keşfetmeyi bekliyorum. Keşfettikten sonra 70 seviyeye basacağım. Ondan sonra size bu karakter hakkında gerekli bilgileri vereceğim. O yüzden henüz videosunu atmadım ama e, son derece iyi yorumlar gördüm ben bu karakterle ilgili. Ve eğer bu karakter bir de üstüne kategori 4 alırsa ben oldukça sağlam olacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, bir yandan da arkadaşlar şu da aklıma geliyor benim. Doğal kategori 3 bir karaktere biz hiç kategori 4 geldiğini şu ana kadar oyunda görmedik. Çünkü zaten sayılı karakter var arkadaşlar doğal kategori 3 olarak. Yani baktığımız zaman Null var, Mephisto var, e, Gor var bildiğim kadarıyla. E, başka var mı? Doğal kategori 3. Şöyle bakalım gene. Baş düşmandan belli olur. Mephisto, Null doğal kategori 3 olarak. Gore var. Kenk var. Ee, o kadar. Zaten Dark Phoenix doğal kategori 2 bir karakter. Normalde Jean Grey. Ee, Siyah Ku da doğal kategori 3. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere bu karakterlerin hiçbirinin kategori 4'ü yok. Ve eğer Siyah Ku karakteri kategori 4 alırsa son derece sağlam olacak gibi geliyor bana. Bakalım. Yani benim tahminim biraz o yönde. Bence kategori 4 e, kategori 4 özelliğini siyah kuğu karakteri alabilir. Bunun dışında arkadaşlar güncelleme alabilecek 4 şey 5 başka karakter de var. E, bunlardan ilki kara çene karakteri daha çok destek özelliğiyle öne çıkan bir karakter. Çünkü size liderliğinde de zaten etki veriyor. Liderliğinde tüm takım arkadaşların enerji yüzde %40'lık bir artış. Aynı zamanda da kostüm pasifinde miydi? Kostüm pasifinde olması lazım. Bir destek özelliği de var. Ee, uygun olacak olan tüm takım evrensel türlerine verilen hasarda ve azalan hasarda o %35'lik bir artış ve azalma sağlıyor. Yani arkadaşlar bu karakter güncelleme alsa bile muhtemelen destek yönünden devam edecekler. Sadece kostüm alır aynı zamanda da e, desteğini biraz daha geliştirirler. Sağlam bir PvP desteği olarak yoluna devam edebilir. Ee, aynı şey arkadaşlar benzer şekilde Proxima Midnight karakteri için de geçerli. Çünkü bu karakter de aslında destek karakteri. Şöyle baktığımız zaman bu karakterinki de şeydeydi. Bu arada ilk olarak liderliğinden bahsedelim. Ee, tüm takım arkadaşlar hedefini kaçınma oranında %45'lik bir yok sayma ve kritik hasarda %30'luk bir artış. Kostüm etkisinde de uygulanacak olan süper kötü müttefikler demiş süper kötü tarafına verilen ve kahraman tarafına verilen temel hasarda %35 ve %40'lık bir artış sağlıyor ki bu da aslında oldukça güzel bir destek haline getiriyor. Yani oranları biraz az aslında ama arkadaşlar türü dolayısıyla sık kullanılan bir karakter işte evrensel süper kötü olmasından falan dolayı bu sebepten arkadaşlar bu karakter de güncelleme alırsa bence bu karakterin de desteğini geliştirecekler. Bu karaktere fazla bir hasar vermezler. Bunun dışında eğer ki Corvus Glaive karakteri bir kostüm ya da güncelleme alırsa ben bu karakteri biraz daha PvP'lik bekliyorum. Çünkü bu karakterin yani normalde aslında bu şu anki kostümüyle bu aldığı kostümüyle ee, yani şu an üzerinde olan kostümle bu karakter biraz daha PvE'lik bir karakter. Yani PvP'de de kullanılıyor ama PvE'de Biraz daha iyi olan bir karakter. O yüzden hani bazı arkadaşlar şey diye düşünebilir. E, bu karakteri niye PvP'lik yapsınlar ki? E, onun olayı şuradan geliyor arkadaşlar biraz. Çünkü bu karakter dışında burada PvP'lik olan bir karakter yok. Buradakilerin hepsi aslında daha çok PvP'lik karakter. Siyah kuru dışında. O da yeni geldi zaten. Diğer e, karakterlerin hepsi PvP'lik olduğu için bence bir tanesini PvP'lik yapmak isterler. E, bu karakterin dirilmesi olduğundan dolayı da bence PvP'lik yapacakları karakter bu olur o dirilme özelliği nerede? Mesela şurada e, kategori 1 pasifinde e, öldüğünde kendisi max hp'nin %100 kadarıyla dirildi. Yani bu karakteri ben pvp'lik yapabileceklerini düşünüyorum. Bunun dışında kara cüce karakteriyle süper dev karakterleri kaldı geriye arkadaşlar. E, bu ikisinin arasında hasarı biraz daha yüksek olan karakter aslında süper dev karakteri. Bu karakteri yine pve'den devam ettirirler diye tahmin ediyorum. Ve eğer ki Siyah ku karakteri kategori 4 almazsa benim ikinci tahminim süper dev karakteri e, kategori 4 alır. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Belki bir ihtimal kara cüceye falan da verebilirler bilmiyorum. Hatta belki diğerlerine bile verebilirler emin değilim. Ama e, hani bence siyah ku almazsa bile süper, 4, şey, süper dev karakteri kategori 4 alır ve bence oldukça da sağlam olur. Çünkü bu haliyle bile aslında hala da PV'de hiç de fena olmayan bir karakter, e, belli noktalarda kullanılabilecek bir karakter. O yüzden ben iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum bunun için. İşte geriye bir Kara Cüce kalıyor arkadaşlar ve Kara Cüce de şey alırsa, e, güncelleme alırsa yine PV'den devam ettirirler diye e, tahmin ediyorum. Bakalım baktınız hiç belli olmaz, PvP falan da çevirebilirler. Yani türleri dolayısıyla da arkadaşlar e, belli noktalarda kullanılabilecek karakterler aslında bunlar. Mesela. Kara karakterini ele alırsak dövüştü ve süper kötü. Eğer bu karakteri bir kategori 4 geleceğini varsayarsak Doktor Ahtapot'un yerini alma olasılığı var. İşte ne bileyim yine süper dev karakteri, evrensel süper kötü. Belki Jean yerine falan kullanılabilir belli mi olur? Yani bu tarz parametreler var arkadaşlar. Yani potansiyelleri olan karakterler o yüzden yani bir noktaya kadar iyi olabileceklerini ben varsayıyorum. Umarım Kara Tarikat güncellemesi de gelir. Ben işte ben isterim arkadaşlar şahsen öyle bir güncelleme gelmesini. Bayağı da e, oyunda iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten e, bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır ama bu karakterler bu kostümleri aldıkları zaman oyunda bayağı e, şey yapmışlardı. Çağ atlatmışlardı. Çünkü çok sağlam olmuşlardı her biri yani hepsi kullanılan sağlam karakterlerdi. Hatta bazılarını hala bile kullanıyoruz. O yüzden bence bayağı güzel olur bu karakterlerin güncelleme alması. Evet, yani arkadaşlar benim tahminlerim aşağı yukarı bu şekildeydi. Belki hiç bu güncelleme gelmeye bilir Belli olmaz ama ben büyük ihtimal geleceğini düşünüyorum ve gelirse de bayağı güzel olacak ama sizin tahminlerinizi de duymayı isterim. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere. Bay bay.